Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. İzleyicilerimiz, sizlerin de gördüğü ve bildiği üzere kadına şiddet günümüzde özellikle de son zamanlarda oldukça yaygın. Biz de bu konu hakkında konuşmak için avukat Ahmet Kadir Alparslan'a konuk oluyoruz. Ahmet Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Ahmet Bey, dilerseniz ilk olarak sizi tanıyalım. Ben Ahmet Kadir Alparslan. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini onur derecesi ile 2010 yılında bitirdim ve Alpartan Sigorta şirketini Alanya'da faaliyete geçirdim. Bir süre sigortacılık faaliyetinde bulundum. Daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2017 yılında tamamlayarak avukatlık mesleğini icra etmeye başladım. Evet, gayet güzel. Peki avukatlık mesleğinde daha çok hangi alanla ilgileniyorsunuz? Avukatlık mesleğinde genel olarak her türlü davaya bakmakla birlikte ağırlıklı olarak ise ceza hukuku, sigorta hukuku ve aile hukuku konusunda çalışmalarımız bulunmaktadır. Evet. Peki Ahmet Bey, sizler de biliyorsunuz ki bu işin içindesiniz. Evet. Son zamanlarda kadına şiddet oldukça yaygın. Bu konuya ilişkin neler söylemek istersiniz ve nelerle karşılaşıyorsunuz? Maalesef üzülerek izlemekteyiz ki, görmekteyiz. Kadına şiddet olayı her geçen gün daha bir felaket boyutlara ulaşmakta. Gerek Emine Bulut cinayeti olsun, Türkiye'nin yakından izlediği, takip ettiği bir dava. Kızının önünde acımasızca, canavarca işte ceza kanununa belirttiğimiz bir öldürme biçimi gerçekleştirilmiştir. Orada bir annenin ölümü söz konusu. Aynen ve kızının yani önünde gerçekten hani Avrupa ülkelerinde bile yaşanmayan, Türkiye'de ne yazık ki böyle bir olayla maruz duruma kaldı. O yönden üzüntü içerisindeyiz. Evet. Kadına şiddet konusunda yasalarımız belki yeterli cezalandırma sistemini öngörmüyor. Hani gerek 6.284 sayılı yasa kapsamı, gerek İstanbul Sözleşmeleri de bu konularda yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır yani. Cezalar caydırıcılığı daha üst boyutlara yeni yargı reformlarıyla geliştirileceğini düşünmekteyiz. Peki Ahmet Bey, önümüzdeki yıllar için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Geleceğe dair bir planınız, bir hedefiniz var mı? Öncelikle benim zeka hedefe aşıktır diye bir sözüm vardır. Çünkü hedefi olmayan insan zekasını başkalarının hedeflerinde kullandırır. Ve her insanın muhakkak bir kendisine hedef tutması gerekiyordur. Bizim hedefimiz adalet noktasında nasıl ki Yunus Emre şiirlerini yazarken bu iki kıtada böyle oluversin demediyse veya Mimar Sinan eserlerini inşa ederken yarın ben ölürsem öleceğim zaten, yıkılırsa yıkılsın mantığıyla yapmadıysa, biz de mesleğimizi yaparken ne olursa olsun diye değil, en güzel şekilde, en iyi şekilde yapma çabası bizim hedefimiz oluyor. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle avukat Ahmet Kadir Alparslan'la gerçekleştirmiş olduğumuz sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.